Saygıdeğer hocam ve sevgili katılımcılar, hoş geldiniz. Bugün 14.sünü düzenlediğimiz bilim sohbetleri etkinliğimizi Doktor Öğretim Üyesi Perinur Bozoyüküt Eker hocamızla yaşlanmanın engellenmesine karşı genetik yaklaşımlar konulu sunumu ile gerçekleştireceğiz. Sunumun aksanması için sunumla ilgili sorularınızı chat kısmından bizlere iletebilirsiniz. Sunum sonunda sorularınızı hocamıza ileteceğiz. Sunum sırasında karşılaşılabilecek aksaklıklardan dolayı şimdiden özür diliyorum. Olabilir, bazen olabiliyor. Hocam sözü size bırakıyorum. Süper. Herkese merhaba. Emre teşekkür ederim girişin için. Ne demek? Bugün yaşlanmadan bahsedeceğiz. Öncelikle ama ben kısaca kendimi de tanıtayım size. Ben Perinur. Yüksek lisans ve doktoramı tıbbi biyokimya üzerine Marmara Üniversitesi'nde yaptım. Bu sırada King's College'da bazı çalışmalar yaptık kardiyovasküler hastalıklar üzerine. Daha sonra yine doktoram sırasında yani ilgimi çeken bir konu vardı, yaşlanma. Yaşlanma çok ilginç bir konu çocuklar. Çünkü tam olarak tanımı bile yok aslında şu anda. Hani yaşlanma nedir dediğimiz zaman tek bir şey söyleyemiyoruz ve farklı bilim insanlarının çok farklı tanımları, çok fazla görüşleri var. Ve hani yaşlanma baktığımız zaman evet bütün insanlığın tadacağı bir süreç. Bunu ne kadar iyileştirebilirse bilim insanları, insan hayatının kalitesi de o kadar artacaktır. O yüzden bu konu beni çok heyecanlandırdığı için ben bu konu üzerine yoğunlaşmak üzere daha sonra Harvard Tıp Fakültesi'nde genetik bölümünde bununla ilgili çalışmalar yapmaya başladım. 2 yıllık postdoktoramı burada gerçekleştirdim. Sonrasında Türkiye'ye dönerek Acıbadem Üniversitesi'nde görev yapıyorum. Hala aynı okuldayım. Şimdi bugün size daha çok Amerika'da yaptığım çalışmalardan bahsedeceğim. Bir de öncesinde yaşlanma çok konuşulan bir konu olmadığı için bilimsel olarak aslında birazcık yaşlanmanın mekanizmalarından da bahsetmek istiyorum. Sizinle şu an karşılıklı bir interaksiyonunuz yok. Siz beni görüyorsunuz, ben sizi göremiyorum. Aslında hani sizlerin kaçıncı sınıf olduğunu, nerelerden olduğunuzu merak ediyorum. Ama daha sonrasında da izleme şansınız var zaten. Mümkün olduğunca basit bir dille anlatmaya çalışacağım. Şimdi dediğim gibi yaşlanmayı nasıl engelleyebiliriz? Bizim ilgilendiğimiz konu bu. Şimdi yaşlanmaya baktığımız zaman dünyada ciddi bir artış görüyoruz, değil mi? Özellikle Kanada gibi gelişmiş ülkelerde veya Avrupa'da veya Asya'da bile ciddi bir şekilde yaşlanma düzeylerinin arttığı gözüküyor. Yani yaşlı insan popülasyonu şu an artmakta. Bunun da sebebi tabii ki artan tıp teknolojileri. Yani evet tıp teknolojileri arttıkça yaşlı insanların yaşam süresi arttırılıyor bir şekilde. Ancak bu insanların sağlıklı olma durumu arttırılmıyor. Yani yaşam kaliteleri düşerek bir şekilde yaşıyorlar. Aslında Francis Jean diye birisi 122 yaşına kadar yaşadı. Hani bu şu ana kadar kayıt edilen en uzun insan. Aslında tabii ki kayıt edilmeyenler muhakkak vardır. Daha uzun yaşayanlar da vardır ama kayıt edilen ve bizim bilimsel olarak kabul ettiğimiz 122 yaş şu zamana kadar. Ancak bir matematiksel modelle, Gompertz modeliyle baktığımız zaman insan yaşının 125'i bulabileceği düşünülüyor. Bu Nature dergisinde yayınlanmış bir çalışma. Evet, insan yaşı 125'e çıkabilir belki çok ileriki bir zamanda ama zaten şu an bile etrafımıza baktığımızda daha önceden 60 yıl olan insan hayatının 80'e kadar vardığını biliyoruz. Evet, insan hayatının uzaması güzel. Hani yaşlı bireyler sevdikleriyle daha fazla zaman geçirebilir. Eğer ki sağlıkları yerindeyse üretebilir, çalışabilir. Ama işte bu noktada evet insan hayatı uzuyor ama bu uzayan yılları nasıl geçireceğimiz sağlığımıza bağlı. O yüzden bilim insanları olarak bu sağlık kısmına odaklanmak ve bunu iyileştirmek hem insanlığın daha iyi yaşaması için hem de aslına bakarsanız toplumsal olarak da faydaları var. Şimdi baktığım zaman bu pandemide yine en çok etkilenen bireylerin biz yaşlı bireyler olduğunu görüyoruz. Bu hem yani toplumsal olarak şöyle de bir sıkıntısı oluyor yaşlanmanın.
hastanelerde ciddi bir yoğunlaşmaya, haliyle de toplumsal ve ekonomik boyutlarını düşündüğümüz zaman da bu sağlık kısmının odaklanması çok önemli. Evet, yaşlanmayı sadece yaşlanma olarak da düşünmeyelim. Baktığımız zaman birçok insan hastalığı, işte kalp hastalıkları, kanser, diyabet, Alzheimer hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıklar aslında bunlar yaşlanmayla ilişkili hastalıklar olarak kabul ediyor. Baktığımız zaman 45 yaş ve üstünde bu hastalıkların çok ciddi bir şekilde arttığını da görüyoruz. Yani şunu belki hipotezleyebiliriz. Bütün bu hastalıklar yaşlanmayla ilişkili ise biz yaşlanmanın temelini çözer ve buna dair bir çözümleme yapabilirsek aslında belki birçok yaşlanmayla ilgili hastalığa da çözüm üretebiliriz. Peki hani aklınıza belki şöyle bir soru gelmiştir. Hakikaten yaşlanmayı önlemek mümkün mü? Yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Belli başlı ilaçlar var, uygulamalar var, genetik uygulamalar var veya diyetle yapılan çalışmalar var. Bunlar insan hayatını hatta bazen de health span dediğimiz yani sağlıklı hayatı uzatan. Yani burada lifespan dediğimiz kelime, İngilizce kelime kullanmak istemiyorum ancak tarif etmek istiyorum Türkçelerini. Lifespan insan hayatının süresi de. Demek veya hayat süresi demek sadece insan değil. Ama health span'a baktığımız zaman health span sağlıklı hayatın uzattığımız demek. Şimdi metformin aslında çok bilinen bir tip 2 diyabet ilacı. Ve bunun artık buna wonder drug da deniliyor. Çünkü bu hani müthiş bir ilaç. Evet diyabeti iyileştirebiliyor, diyabette kullanılabiliyor. Ancak sonrasında şu da ortaya çıkıyor ki kanserde de etkisi var. Veyahut insan hayatının uzatılmasında da veya başka hastalıklarda da etkisi olabiliyor. O yüzden dediğim gibi yaşlanmaya etkisi olan bir ilaç. Ve yeni bir ilaç grubu senolitikler. Senolitikler size birazdan anlatacağım. Hücresel senesans denilen ve yaşlanmanın hani çok önemli karakteristiklerinden olan bir süreç. Bunu hedefleyen ilaçların da mesela fiziksel fonksiyonu ki bu çok önemli çünkü yaşlanıldığı zaman fiziksel fonksiyonun durması fiziksel olarak ve tabii ki psikolojik olarak insanlığı çok etkiliyor ve bağlantılı olarak da insan hayatının uzattığı gösterildi bu ilaç grupları. Yani şunu demek istiyorum. Yaşlanma durdurulabilir mi veya ertelenebilir mi? Evet aslında bu mümkün. Belki şu anda tam olarak tanımlanamadı, bulunamadı ama bunun çok mümkün olabileceğini bu çalışmalarla görüyoruz. Şimdi daha çok öğrenci arkadaşlarımıza birazcık konuyu da anlatmak üzerine ben birazcık hücresel karakterizasyondan bahsedeceğim yaşlanmanın. Şimdi kanserli nasıl bir karakterizasyonu varsa yaşlanmanın da var hücresel düzeyde. Bu şu an 9 adet. Bunlar nedir? Genomik instabilite, telomerde bir bozulma, epigenetik değişiklikler, proteolisin bozulması, beslenme ile ilişkili bazı önemli yolaklar var bahsedeceğim. Onlarda bozulmalar olması, mitokondriyal disfonksiyon, hücresel senesans, kök hücrelerin yorulması veyahut yaşlanması veya inflamasyonda yani hücre içi komünikasyonda bazı sorunların olması. Şimdi eğer biz bunları çözümleyebilirsek insan hayatını da uzatabiliriz. Evet, ancak bir yandan da sağlıklı insan hayatını uzatarak çözüm sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Dediğim gibi öğrenci arkadaşlara birazcık daha fazla bilgi vermek istiyorum. O yüzden tek tek bu karakterizasyon üstüne hızlıca da olsa biraz geçmek istiyorum. Genomik instabilite veya telomerde bir sorun olması, bozukluk olması yaşlanmanın önemli karakterizasyonlarından bir tanesi. Yani hücreye herhangi bir stres girdiğinde, egzojen veya endojen bir hasar olduğunda,
Örneğin UV veya çeşitli kimyasallar, reaktif oksijen türlerinin artması DNA lezyonlarına ve DNA hasarına sebep oluyor. Bunlar yaşlanmayla birlikte, evet, bizim tamir mekanizmalarımız var, evet, ama yaşlanmayla birlikte bu mekanizmalarda da problemler olabiliyor. Telomer zaten yaşlanmayla bildiğiniz üzere kısalıyor. Bunların hepsi hücrede hasara sebep olabilir. Bunun dışında epigenetik değişiklikler, DNA metilasyonu olabilir, histon modifikasyonları veya kromatin remodelanması olabilir. Bunlar baktığımız zaman genç ve yaşlı bireylere, bunlar üzerinde üstlerinden tek tek geçmek istemiyorum ama gördüğünüz gibi bazı değişiklikler oluyor. Epigenetik değişimler, bildiğiniz üzere RNA processing'i etkileyeceği için hücrenin genel ekspresyonunu da etkileyecektir. Bu sebeple epigenetik değişimler çok önemli. Ki DNA metilasyonu yaşlanma çalışmaları için çok önemli bir karakter. Çünkü şu anda insan yaşının kronolojik olarak ölçülmesine en yakın parametre DNA metilasyonu. Biz bunlara biyolojik saat diyoruz. Yani DNA saatleri de denilebiliyor. DNA saatlerinin belli başlı CpG adalarından ölçüldüğü zaman bu DNA metilasyonları, bunların insan yaşını belirleyebilecek kadar yakın sonuç verdiği biliniyor. O yüzden de bu da önemli bir karakterizasyon. Onun dışında proteostasisin bozulması, kaybolması, yine yaşlanmayla birlikte olan bir süreç bu. Proteostasis nedir dersek, bunu belli başlı protein yıkım metabolizmaları olarak düşünebiliriz. Mesela otofaji, mesela proteozom veya ısı şok proteinleri. Bunların hepsi proteinlerin düzgün katlanmasını, eğer düzgün katlanmalarsa, bozuklarsa, hasar görürlerse, mesela proteozomla yıkılmalarını veya otofajiyle onlardan kurtulmamızı sağlayan bazı mekanizmalar. Eğer biz bu proteinlerden kurtulmazsak, bunlar agrege olurlar, hücre içinde birikirler ve yaşlanma veya yaşlanmayla ilişkili, mesela nörodejeneratif hastalıklarda bu agregasyonlar çok önemlidir, yaşlanmaya sebep olabilirler. Maalesef bu proteostasis mekanizmaları da yaşlanmayla birlikte bozulmakta ve azalmakta. Peki nutrient sensing dediğimiz aslında beslenmeyle ilişkili bazı hücre sinyal yolakları var. Bu hücre sinyal yolakları gerçekten çok kritik, çünkü bunları hedefleyen ilaçlar da var. Mesela rapamisin gibi, rapamisin çok bilinen bir mTOR inhibitörü. mTOR burada önemli bir sinyal yolağı ve de rapamisin agent'le bağlantısı gösterilmiş bir ilaç. Ne çok fazla detaya girmeden genel olarak baktığımız zaman bu sinyal yolaklarında, özellikle insülinle ilişkili sinyal yolaklarında IGF'le bağlantılı olarak veyahut mTOR yolaklarını hedefleyerek de yaşlanmayı hedeflemek mümkün. Ve mitokondri, şimdi birinci sınıflar da var aramızda, biliyorum. İkiler var, üçler var, dörtler var ve biz hepimiz biliyoruz ki mitokondri hücresel solunumun olduğu, gerçekleştiği yer ve burada kaçaklar olduğu zaman yine reaktif oksijen türleri oluşabilir. Bu mitokondriyal bozulmaya, mitokondriyal dysfunction dediğimiz disfonksiyonuna sebep olabilir. Sonuçta hücre ölümü ve inflamasyonda artış olur. Bu da yine yaşlanmayla birlikte maalesef artan bir süreç. Şimdi hücresel senesans. Senesans kelimesini şöyle aslında tanımlıyoruz. Hücrelerin büyüme arestine girdiği ve daha fazla prolifere olamadığı fakat ölmediği de bir süreç. Yani bu ne demek oluyor? Bunlar aslında zombi hücreler gibi. Prolifere olmuyorlar ama ölmüyorlar da ve inflamasyonu artıyorlar.
Aslında hücresel senesans genç bireylerde kanserde bir koruma mekanizmasıdır. Çünkü biliyorsunuz kanserde biz hücrelerin daha fazla çoğalmasını istemeyiz, değil mi? O yüzden prolifere olmamaları bu açıdan güzel. Ama yaş arttıkça ve bu inflamasyon da arttıkça komşu hücreleri de rahatsız ettiği için artık bu hücrenin başa çıkamayacağı bir noktaya geliyor ve yaşlanmanın başlangıcına sebep oluyor. Şimdi bu sunumun başında da bahsettiğim gibi bu senesansı hedefleyen senolitik ilaçlar artık özellikle Amerika'da üretilmeye başladı. Düşünüyoruz. Son olarak da çok kısaca kök hücrenin yaşlanması veya inflamasyonda bazı problemler olması da yaşlanmanın önemli karakteristiklerinden bir tanesi diyebiliriz. Peki bu zamana kadar biz ne yaptık? Yaşlanmanın karakteristiklerini gördük. Ancak hala yaşlanma nedir? Hani yaşlanmayı nasıl tanımlayabiliriz? Veya yaşlanmayı geri getirebilir miyiz? Veya insan yaşını tam olarak insan hayat süresini ne belirler? Veya türler arasına baktığımız zaman farklı yaşam süresine sahip olduğunu görürüz. Yani bunları nasıl tanımlayabiliriz? Bunlar hala soru işareti bu konudaki bilimsel çalışmalarda. Ve aslında bizim de bu yaptığımız çalışma buna odaklanıyor. Yani biz şunu söyledik. Belli bir maksimum hayat süreleri var, değil mi? Mesela bu fareler için 4 yaş, başka bir fare olan Naked Morret ki biz bu hayvanlarla çok ilgileniyoruz. Çünkü bakar mısınız, normal bir fare 4 yıl yaşarken Naked Morret dediğimiz sıra dışı özellikleri kanserle alakalı ki anlatacağım bunları 30 yıl yaşayabiliyor. Mesela filler 65 yıl yaşıyor ve insan size dediğim gibi en uzun rekor olan 122 yaşına kadar yaşayabiliyor. Peki bu kodlar yani yaşam süresini haliyle de ölümle bitecek olan bu yaşlanma sürecini acaba genlerimizde mi kodlu diye kendimizi soruyoruz. Yani hayat süresi veya hayat süresinden önce daha da önemli olan sağlıklı hayat süresi bizim genomuzumuzda mı kodlu? Biz bunu merak ettik. Haliyle de literatüre baktığımız zaman şunu görüyoruz. Evet, bu bizim genomuzumuzda kodlu. Bu da nasıl oluyor derseniz, yani türler ve vücut boyutları arasında bir doğru orantı var. Eğer şöyle bakarsanız, ama burada bazı sıra dışı türler var. Outliers'lar var. Bunlardan bir tanesi Naked Morret, bir tanesi de insan. Yani boyutuna göre çok daha fazla uzun yaşayan türler. Bunlar artık sıra dışı türler olarak kabul ediyorlar, ediliyorlar literatürde. Bunlardan bir tanesi Naked Morret. Çok ilginç bir tür bu arkadaşlar. Eğer ki biz düşünürsek yani vücut ağırlığıyla yaşam süresi arasında fark varsa bu hayvanlar farelerle aynı boyuttalar. Ancak çok ilginç bir şekilde 30 yıldan daha fazla yaşıyorlar. Ve daha da önemlisi kansere neredeyse hiç yakalanmıyorlar. Hipoksiye dirençleri var. Kardiyovasküler veya nörodejeneratif hastalıklara yakalanmıyorlar. Ve yine çok ilginç bir özellikleri. Neredeyse ölene kadar üretebiliyorlar. Yani çocuk sahibi olabiliyorlar diyeyim. Bu şekilde sanki hiç yaşlanmayı yaşamadan bir hayat sürüyorlar. Yani şu söyleniyorsa hayatlarının %80'inde 30 yaşındaki bir insan gibi geçiriyorlar ki bu müthiş bir şey. Yani herkesin ulaşmak istediği bir nokta. Naked Moritz'in genomunu ilk defa Vadim Gladyshev çıkardı, genomunu sekansladı. Ben de postdoktorama Vadim Gladyshev laboratuvarında yaptım zaten. O yüzden bu hayvanlara çok aşinayız. Buldukları tabii ki kanserle veya yaşlanmayla ilgili genler vardı. UCP1 gibi, P16 gibi, ribozomla ilgili genler gibi, telomerle ilgili genler gibi. Bunu da 2011'de yayınladılar Nature dergisinde.
Şimdi evet, türler arasında bazı farklılıklar var. Peki hücreler arasında düşünürsek, yani sadece bir insan hücresini bile düşündüğümüzde, mesela bir monosit hücresinin çok kısa bir ömrü varken, belki 1 2 gün, sinir hücreleri bildiğiniz gibi yani neredeyse hayat boyu süren bir süreleri var. Peki evet, hücresel düzeyde düşündüğünde de belli bir genomda acaba saklanan sırlar var mı diye bakıldığı zaman, ki bu çalışmada yine 2016 yılında yapıldı. Evet, kesinlikle farklılıklar var genomlarımızda kodlanmış ve bunlar size bahsettiğim mesela kalori kısıtlaması ile ilişkili yolaklarla ilişkilendirilmiş. Aslına bakarsanız yaşlanmanın bir karakteristiği hücrelerimizde de kodlu, yani bu sinyal yolağı üzerinden onlar da fazla veya kısa yaşayabiliyorlar. Şimdi kalori kısıtlamasından birazcık bahsetmek istiyorum. Aslında diyet, sağlıklı yaşlanmanın en önemli faktörlerinden bir tanesidir. Çok da çalışılan bir konu aslında. Mesela kalori kısıtlaması. Kalori kısıtlamasının hafızayı iyileştirdiği, kas kütlesine olan etkisi, mitokondriye olan, kansere olan etkisi gösterilmiş. Yani aslında kalori kısıtlamasının bilimsel olarak hani pozitif anlamda bir faydası olduğunu biliyoruz yaşlanmaya. Yani açlık aslında burada insan hayatıyla, sağlığıyla alakalı kazanımlar veriyor. Bu çalışmada çok ilginç bir çalışma. Science'da yayınlandı bu çalışma. Kalori kısıtlamasını makaklar üzerine 20 yıl boyunca, kalori kısıtlaması yapılan makaklara. Eğer bakarsanız artık yaşlanmış bir birey nasıl insanlarda saçı dökülüyorsa ve fiziksel olarak farklılaşmalar oluyorsa, bu makaklarda da aynı şekilde. Bakarsanız çok ciddi bir, sadece gözle bakıldığında bile çok ciddi bir fark olduğunu görüyoruz ve yaşla alakalı hastalıklarda da baktığımız zaman kalori kısıtlamasında yine pozitif yönde olumlu değişimler var. Bu çok 20 yıl boyunca yapılmış ve önemli, çok makro düzeyde sonuçlar veren bir çalışma olduğu için çok etkileyici. Kalori kısıtlaması yine 2018 yılında yapılan bir çalışma. İnsanlara 2 yıl boyunca kalori kısıtlaması yapılmasının etkilerini gösterdiler. Ve burada biliyorsunuz metabolizmamız bizim çalışıyor. Çalışmasının sebebi ATP üretmek istemesi. Tabii ATP ürettikçe karbondioksit ve yine mitokondride oluşan kaçaklardan dolayı size bahsettiğim bir reaktif oksijen türleri oluşuyor ve kalori kısıtlaması yapıldığı zaman aslında metabolizmanın yavaşladığı, ama bunun da metabolizma için olumlu yönleri olduğu da bulundu ve gösterildi. Kalori kısıtlaması sinyal yolakları düzeyinden de baktığımız zaman, şimdi hayatı uzatan belli başlı ilaçlar olduğunu aslında biliyoruz. Bunlar rapamisin, resveratrol, metformin. Bu ilaçlara baktığımız zaman yine bu size en başta bahsettiğim yani besinle ilgili yolakları da etkilediğini görüyoruz. mTOR'lar, sirtuinler veya AMPK dediğimiz kinaz yolakları üzerinden, ki bu metabolizma ile alakalı bir yolak. Böyle baktığımız zaman hani kalori kısıtlamasının evet faydası var. Şimdi biz birazcık da gerçekçi baktığımız zaman olaya, evet kalori kısıtlamasının kesinlikle sağlıklı yaşama üzerinde faydası olduğunu evet biliyoruz. Literatür buna gösteriyor. Sağlığı azaltacak. Şimdi bunu yapabilen toplumlar var. Mesela Japon toplumunda belli bir Okinawa adasında burada yapılan aslında doğal deneyler şunu gösterdi. Bu toplum neredeyse 100 yaşına kadar sağlıklı yaşıyorlardı. Sonra buradaki savaşların getirisiyle ve Amerikan bazlı diyetin haliyle buraya girmesiyle bu insanların health span, yani sağlıklı yaşam süreleri düşüyor. Ve tekrardan yıllar sonra eski diyetlerine döndüklerinde tekrardan artıyor. Evet, yani bu kesinlikle olumlu, pozitif.
Ancak bir yandan da realist olarak baktığımızda her toplumda bunu uygulamak mümkün değil. Mesela bizim gibi bir beslenme alışkanlığı ve bu kadar güzel ve lezzetli yemeklerin olduğu bir toplumda özellikle belki çok kolay olmayacak. Bu bir zor bir hayat tarzı olup insanı strese de sokabilir. Bizim de yani odamız şu oldu. Peki biz bu kalori kısıtlaması veya diğer genetik değişiklikleri nasıl belki ilaç düzeyinde insanlara sağlayabiliriz? Bunun için şöyle bir şey düşündük. Evet, tek başına belki kalori kısıtlaması veya ilaçların uygulandığı veya genetik değişikliklerin yapıldığı çalışmalar var. Ancak bunların hepsinin kümülatif olarak ortak sinyal yolaklarının çalışıldığı, yani hem ilaçların hem kalori kısıtlaması gibi yine sağlığı uzatan diyetlerin veya genetik olarak olumlu yönde değişiklik yapan bu verilerin aslında ortak olarak hangi genleri etkilediği bilinmiyordu. Biz de bunu hipotezledik. Biz bu ortak genleri bulursak bunların da daha sonra ilaçlara karşı bu datayı kullanırsak belki de insan hayatını sağlıklı bir şekilde uzatmanın yolunu buluruz diye bir hipotezimiz vardı ve bunu 2019 yılında Cell Metabolism'de yayınladık. Hani daha fazla detay isterseniz arkadaşlar buraya da girmeniz mümkün. Burada şöyle bir şey düşündük. Evet, bu ortak genleri ve sinyal yolaklarını bulmak önemliydi. İşte dediğim gibi mesela kalori kısıtlaması çok artık etkinliği kanıtlanmış bir müdahale. Rapamisin ilaç olarak keza öyle. Veya growth hormonunun knockout edilmesi de hayvan modellerinde yine lifespan ve healthspan'de ilişki olarak olumlu. Biz buradaki şeylere farklı ekspres edilen genlerin ekspresyonlarına baktık ve ortak genleri çıkarttık. Tabii bunların üst üste de bindirdik. Hangi yolaklarda bunlar etkin? Mesela ilaç metabolizması ile alakalı çıktı. Oksidatif fosforilasyonla alakalı çıktı ki bunların hepsi yani birçoğu daha önce size bahsettiğim karakterizasyonlarla örtüştü. Ve bu da bizim çalışmaya devam etmemizi tetikledi. Ve biz bunu söyledik. Peki bu genleri hangi ilaçlar hedefler? Broad Institute kapsamında yapılan bir çalışma var. Bu çalışma şunu yaptı. 20 bin belki daha fazla ilacın veya molekülün transkriptom datasını çıkartmışlardı. Şimdi biz o transkriptom datasıyla kendimiz de zaten transkriptom düzeyine çalışmıştık. Bunların üst üste koyarak bizim genlerimizi hedefleyecek ilaçları bulduk. Bu ilaçları bulduktan sonra yine gen düzeyinde bir etki eder mi diye bu ilaçları ve biz insanlara uygulamak istediğimiz için daha çok diyetin içinde koyduk ilaçları ve fareleri bir ay boyunca bu ilaçlarla besledik. Daha sonra bulduğumuz sonuçlar bu dört ilacı olumlu etkilerini bulduk. Bizim müdahalelerimize yani yaşlanmayı etkilediğini düşündüğümüz müdahalelerle olumlu yönde sonuçlar verdi. Bu bir heat map, ısı haritası sonucu. Yani ısı haritasında şu olur arkadaşlar. Kırmızı bölgeler pozitif yönde etkileşim olduğunu, mavi bölgeler de negatif yönde etkileşim olduğunu gösterir. Ve gördüğünüz gibi ilaçlarımız ki bu ilaçlarımız aslında yine rapamisin gibi mTOR inhibitörleri olduğu ortaya çıktı iki tanesinin. Ve bunların biz en azından transkriptom düzeyinde yaşlanmayla olumlu etkileri olduğunu bulduk, gösterdik ve yayınladık. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Evet, yaşlanma ertelenebilir veya durdurabilir. Ancak yaşlanma konusu her ne kadar insanlık için hem sağlık açısından hem toplumsal düzeyde çok önemli bir konu olmasına rağmen daha çok çalışılmaya ihtiyaç duyulan bir konu ki Avrupa, Amerika ve Kanada bu konuda çok hassaslar ve işte National Institute of Aging dediğimiz aslında yaşlanma enstitüsüleri var. Bunun için özel enstitüler var. Umuyorum ki ülkemizde de bir gün açılacak. Ve
Yani yapılan çalışmalar olumlu gidiyor ki biz bir gün bilim insanları olarak yaşlanmayı engelleyebileceğimizi ve sağlıklı yaşlanmanın oluşturulabileceğini düşünüyoruz. Yani yaşlanmanın sadece kozmetik olarak düşünülmesi değil, sağlık ve toplumsal boyutları açısından düşünülmesi gerekiyor. Ve yaş sadece bir numara, yani age is just a number diyerek bu aslında sunumumu bitirmek istiyorum. Tabii burada teşekkür etmek istediğim bazı kişiler var. Bu çalışmalar hiçbir zaman tek başına yapılmıyor. Amerika'da beraber çalıştığım Vadim Gladyshev ve grubuna, yaptığımız çalışmada Alex biyoinformatik analizlerde beraber çalıştık. Onun dışında yine laboratuvardaki bütün arkadaşlarıma ve hatta kendi öğrencilerime de buradan teşekkür ediyorum katkıları için. Şu an soruları alabilirim. Eğer var Tabii ise. hocam. Hocam hemen bir soruyla başlayalım. Yaşlı farelerde 15 PGDH proteinin inhibitasyonu ile PCE2 konsantrasyonunun artışı sonucu iskelet kaslarının gençleştiği gösterilmiş yakın zamanda. Peki insan organizmasında bu inhibitasyonun gerçekleşmesi yaşlanma üzerine ne kadar etkisi olabilir diye bir sorumuz gelmiş. Şimdi evet, güzel bir soru. Kim sordu? Yani Söyleyelim. YouTube'dan bir katılımcımızdan gelmiş. Tamam, isimleri göremiyoruz. Teşekkür ederim soru için. Güzel bir soru. Şimdi aslında bilimsel çalışmalarda bu ciddi bir engel. Şöyle ki genelde bunu biliyorsunuz artık bu pandemide de herkes çok aşina oldu bu konuya. Bir etkinin insanlarda görünmeden önce veya bir ilacın herhangi bir modifikasyon önce hayvanlarda denenmesi gerekiyor. Evet, fareler burada bir ön basamak gibi. Şimdi farelerde gördüğümüz her etkinin insanda %100 gerçekleşeceğinin bir garantisi yok. Anlatabiliyor muyum? Ama söylediği genler zaten bilinmiş, çalışılmış genler olduğu için evet bence bir umut ışığıdır, bir ilk adımdır. Bunu mesela insan hücrelerinde önce deneyerek daha sonrasında da fazla çalışmalara geçilerek yapılabilir. Benim hani kendi fikrim tek bir genin zaten çalışmamızda bizim onu odaklıyor farkındaysanız. Bir tane genin ben ya da iki tane genin yaşlanmayı veya herhangi bir hastalığı çok spesifik nadir bir hastalık değilse bir anda sileceğini düşünmüyorum. Şimdi yaşlanma büyük bir süreç ve tek gen üzerinden çalışmıyor. Gördüğünüz gibi biz 1.000 tane genlik bir liste oluşturduk ve bunları en fazla etkileyebilecek ilaçları hedeflemeye çalıştık. Evet, tek gen olabilir. Ama dediğim gibi yaştan böyle spesifik bir hastalık olmadığı için kesinlikle birkaç faktörün kombinasyonunun değiştirilmesinin daha etkin bir tedavi olacağını düşünüyorum. Tamamdır hocam. Dilerseniz öteki soruya geçelim. Hiçbir genetik müdahale ya da ilaç müdahalesi olmadan sadece çimde yapılan çalışmalardaki gibi beslenmenin toplumsal olarak düzenlenmesiyle yaşam süresi uzatılabilir mi? Evet, aslında sunumumda da bahsettim. Mesela Japon toplumlarında Okinawa adasında hatta Okinawa diet diye bir olgu vardır. Bunu da araştırmanızı tavsiye ederim. Yani onların beslenme tipiyle hayatlarının sağlıklı insan hayatının uzatıldığı gösterildi. Yani bu hakikaten çok mümkün. Eğer bu bir toplumsal alışkanlıksa ama bu mümkün olabiliyor. Bunu söylemek istiyorum. Yoksa siz birinin önüne işte bir yıl boyunca sen bununla beslen. Evet, düzeltilebilir ama bunun sürdürülebilir olması ve devamının gelmesi gerekiyor. Kesinlikle. Hocam öteki soruya geçelim. Bu biraz daha kolay bir soru olacak. Öncelikle teşekkür etmiş katılımcımız bu konuşma için. Acaba PubMed gibi sitelerde hangi anahtar kelimeleri aratarak bu konu hakkındaki makalelere ulaşabiliriz gibisinden bir soru gelmiş.
Süper, çok güzel bir soru bu. Yani benim içim yeşeriyor öğrenciler işte biz makale tarayalım, PubMed'e girelim dediği zaman. Çünkü şimdi bu sorunun vasıtasıyla arkadaşlar okuyun, 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 sürekli PubMed'de gezin. Şimdi şu konuya da değinmek istiyorum. Bazen bana şöyle geliyor öğrencilerimiz. Hocam nasıl makale okuyabiliriz? Bunun hakkında bir sunum verebilir misiniz? Ben de kırmamak için onlara anlatıyorum, sunum yapıyorum. Ama herkesin makale okuma yolu, metodu farklıdır. Mesela bu soruyu soran arkadaş da ne kadar çok tarama yapsa, ne kadar çok makale arasa aslında bu anahtar kelimeleri kendisi zamanla oluşturacak. Ben şimdi tabii ki ona anahtar kelime veririm. Bu konu dediği hani aging mi, health span mi, life span mi? Tam olarak acaba spesifik olarak hangi konuyu istiyor bilmiyorum ama hani bizim konumuzda belli başlı kelimeler tabii ki var. Bunlar longevity, health span, lifespan, extension tabii ki health span extension veya lifespan extension. Zaten dediğim gibi bunları yazdığı zaman çok kolay çıkar. Calorie restriction yazabilir ama biraz daha daraltması lazım. Hani bu konu evet mesela yaşlanmanın üzerine kalori kısıtlaması mı, yaşlanmanın üzerine genetik müdahaleler mi? Ve arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Biz Türkçe konuşuyoruz tabii ki ama benim dili şu an İngilizce. O yüzden İngilizcenizi çok iyi geliştirmeniz ve çok fazla makale okumanız gerekiyor ki daha kolay makale okuyun ve hani doğru makalelere erişin. Anladım hocam. Dilerseniz son soruyla geçelim. Sağlıksız yaşayarak uzun süre sigara kullanarak normalin üstünde yaşam süresi olan insanlar var. Bunu açıklar mısınız Evet, diye bir soru. mesela Jean Calme. Bu size sunumun başında söylemiştim. 122 yaşında yaşayan ve şu ana kadar en uzun yaşayan insan olarak kabul edilen bu Fransız kadın 122 yaşına kadar yaşadı ve sigara içiyordu. Şimdi bunun da tabii ki bilimsel bir açıklaması var. Şimdi bizim bir genetiğimiz var. Genetiğimizde kodlanmış özelliklerimiz var. Her ne kadar evet insan olarak aynı genomu paylaşıyoruz hemen hemen ama ufak tefek farklılıklar var. İşte bu çok çok ufak farklılıklar. Hani kimisi sigara içer ve 120 yaşına kadar yaşar. Bu arada çok sağlıksız bir hayatla bunun mümkün olduğunu düşünmüyorum. Sadece belki evet sigara kullanımı. Ama bir X kişisi vardır. O sigara içer ve imkansızdır uzun ve sağlıklı yaşaması. Kimisi de hani hiçbir şey içmez. Yine genetiği çok sağlık açısından uygun değildir sağlıklı yaşlanmaya. Evet, genetiğimizin bize sunduğu belli başlı olumlu ve olumsuz yönler var. Ama işi şansa bırakmamak adına bu sağlıksız hayat tarzını tabii ki benimsemeden daha ne iyi, nasıl yapabiliriz? Tabii bilimsel çalışmalarla da bunları hedefleyen ilaçlar bizim grubumuz, Amerika'daki grubumuzla beraber de bulacağımızı düşünüyoruz. Ama bu demek değil ki o zamana kadar sağlıksız hayat tarzını benimseyelim. Tamamdır hocam. Cevabınız için çok sağ olun. Değerli vaktinizi ve bilginizi bizimle paylaştığınız için çok sağ olun. Herkese iyi Ben günler teşekkür diliyoruz. ederim. Güzel bir ve verimli bir konuşma oldu. Arkadaşlara da soruları için çok teşekkür ediyorum. Okumaya devam etsinler, bol bol makale okusunlar. Hep PubMed'de dursunlar, hep orada çalışsınlar.